Arkadaşımız Bugün gelemeyenler çok olacak. O yüzden kayıtla başlayalım. Evet, tekrar hoş geldiniz. Ee, kitapla başlamadan önce birazcık e, tabii Graham Swift'i söyleyelim. Ben bu kitabı açıkçası ilk gördüğüm zaman yani kapağından çok hoşlanmadım. İş Bankası yayınlarında... E, evet. çıkmıştı böyle önüne de koymuşlar ben de dolaşırken bakıyorum bakıyorum annelerin kutsal pazarı ya bir de şey evet. düşünüyorum kafamdan okumadığım kitap sonuçta diyorum ki ha herhalde diyorum bir pazar günü e, annemin şöyle bir şeyi vardır. Biz çok küçükken bir de çamaşır uzun dönem elde yıkandı sonra merdaneliğe geçildi sonra otomatik çamaşırlar vesaire en son gelen bir nokta gelinen bir noktaydı. Pazar günleri bizim evimizde hep ben işte ilkokul ortaokuldayken soba yanar kazan kaynar küçük tüpte ayrı bir şey kaynatır annem falan o çamaşırlar insan içine çıkacak bembeyaz olması gerekiyor ondan onu alır bundan bunu alır falan. Ee, öyle olunca bütün günü, pazar günü annemin hem çamaşırla geçerdi hem de üstüne biz hepimiz evde olduğumuz için, tatilde olduğu için bizim yemeğimizle, onumuzda bunumuzla ödevler sıkışır falan bunlarla uğraşırdı. Haliyle annem e, pazar günlerini hiç sevmiyorum derdi. Her zaman bunu söylemiştir. Bana da hep anneler gününün pazar gününe denk gelmesi çok manidar gelmiştir bu yüzden. Evet. yani kadınların hiç durmadan çalıştığı bir şey onu göreceğimi düşündüm açıkçası alınca hani şu cefakar, fedakar e, vefakar annelerimizin durumunu göreceğim diye aldım e, fakat sonra okuyunca bir noktada bağlantılı olduğunu ama aslında tamamen de anneler üzerinden değil de kadınlar üzerinden pek çok şeyi anlattığını gördüm burada e, i̇kiye ayrılmış bir dünya var, kadınlar ve erkekler olmak üzere. Biraz bunlardan bahsedeceğiz. Biraz da yazarlıktan bahsedeceğiz bugün. Çünkü kitap yazarlık üzerine de çok önemli şeyler söylüyor. Karşımızda neredeyse Jack London'ın Martin Edeni gibi bir kitap var. Benzeten oldu mu bilmiyorum ama benim aklıma ilk gelen e, o oldu. Bu arada ben bir ses kapatacağım değerli arkadaşlarım. Konuşmak isteyen arkadaşım mikrofonunu açarak konuşabilir. Zırtı gelmesin en azından YouTube'a koyacağımız için. Böyle bölüm bölüm gidelim istiyorum ee, kitabı aldığımızda ilk sayfadan başlayalım. Baloya gideceksin. Bir epigraf var burada. Nedir? Bir yere gönderme bu. Kül kedisi masalında üvey kız kardeşleri baloya giderken evde hizmetçilik yapmak zorunda olduğu için üzülen kül kedisine iyilik perisi tarafından söylenen cümle. Buna romanın sonlarına doğru tekrar rastlıyoruz biliyorsunuz. Hani o kül kedisi olma halinden e, prensesliğe evrilme. Yani daha doğrusu sınıf atlama hikayesi olarak karşımıza çıkıyor. İngiltere bu konuda oldukça e, kara bir geçmişe sahip kadın hakları konusunda buna da değineceğiz yeri gelmişken. Hani orada e, kitapta geçen süfrajet hareketi var. E, bunun yanı sıra hemen aklıma gelmişken iki film önermek istiyorum. Yani gerçekten çok e, dehşet içinde izlediğim iki film oldu bu kadın hakları ile ilgili olarak. sizlerde sizler de aklınıza gelen varsa yazabilirsiniz. Birisi Dren'di. Türkçe öyle çevrildi. İngilizcesi gelmedi aklıma. Dren, Dren. İngiltere'de geçiyordu kadın ayaklanmasını işte bu bugün söyleyeceğimiz suffrage hareketini başlatan kadınları anlatıyor. İkincisi de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki suffrage hareketini o da Demir Çeneli Melekler diye çok dehşet verici iki film Demir Çeneli Melekler. İkisinde de kadınların o sıfırdan sıfırdan bile değil yani sıfırın altından başlayarak ne tür şeylerle ne tür mücadelelerle haklarını ele geçirdiklerini gösteriyor aslında. Şimdi burada tabii biraz belki kıyaslama da yapmak gerekecek. Hani bize seçme, seçilme hakkı çünkü bu hareket bunu da gerektiriyor. Seçme seçilme hakkı verilmişti. Ee, ama velakin e, biz hiç çabalamadık mı sorusu geliyor aklımıza. Acaba Türk kadına hiç bu haklar için çabalamadı mı? Osmanlı'nın son dönemlerinde oldukça fazla kadın dergileri çıkıyor arkadaşlar. Kadın çalışmaları var. Yani o dönemdeki kadınların da e, evet yazanlar o listeyi buradan alırız arkadaşlar. Kadınların da çalışmaları var bu Nisa dediğimiz yani kadın e, anlamındaki Nisa dergileri karşımıza çıkıyor. Bunlar öyle hani sadece el işi yapmayı, yemek yapmayı öğreten dergiler değil. Aynı, aynı zamanda yavaş yavaş aydınlanmayı ve değişmek isteyişi de getiren e, bir takım dergiler. Bunların vesilesiyle hatta e, ilk defa e, Atatürk'te de e, seçme seçilme hakkından sonra bir grup kadın, işte bu feminist <laughs> kadınlar diyebileceğimiz bir grup kadın. Konya'dan milletvekili olarak Latife Hanım'ı aday göstermek istiyorlar millet meclisine. Atatürk kabul etmiyor tabii böyle bir şeyi. Ama e, düşünün ki mecliste kadın yok o dönemde. Seçme ve seçilme hakkımız var. Ama bu işin içerisine girebilen insan yok. E, Osmanlı'nın son dönemlerinde de bu tür hareketler genellikle zengin ailelerin kızları tarafından. Daha çok başlatılıyor arkadaşlar ve orta halle ve üstü. Çünkü bunlar her şeyden önce okumuş yazmış bir kesim. Buradaki Jane'in de okumuş yazmışlığıyla ilişkisi var tabii ki uyanışının da bir etkisi var. Benim hoşuma giden şu oldu: Graham Swift bir erkek olarak bir kadın ruhunu çok iyi kavramış diye düşündüm. Sınıflar üzerinden gitse de bunu o sınıf atlama veya yazar olma çabası üzerinden. Arkadaşlar yazmaya devam ediyorlar. <laughs> ben oraya takılmayayım en iyisi. Oradan sonra biz Şimdi bir masal epigrafıyla başladık. Ne dedi ee, burada? Baloya gideceksin. Yani bir şekilde bulunduğun yerden ayrılacaksın. Gittiğin yer senin hayatının dönüm noktası olacak. Buradaki C'nin de bir dönüm noktası değil mi? O gittiği ev, evden çıkışı ve sonra tekrar o eve geri dönüşü. Hani e, katil suç mahalline bir kere daha dönermiş ya. Bunun gibi bir şey var burada da. E, fakat sonrasında hayatına yeniden bir yön verişi. Jane'in birkaç kez doğumunu izliyoruz biz. Buradaki çıplaklık vesaireler. Hepsi bilerek kullanılmış şeyler. E, şöyle başlıyor romanımızın girişi. Bir zamanlar. İkinci bölüm de böyle başlayacak. Bir zamanlar. Neden? Çünkü bir zamanlar masal girişidir. Bizim değil. Bir varmış, bir yokmuş diye başlarız biz ama diğerleri bir zamanlar diye başlıyor. Bu durumda sanki bir masal anlatacakmış gibi hissettiriyor bize. E, ve bütün romanı okuduğumuzda da hayatın da sanki bir masal, bir anlatı, değil mi? Bir hikaye. Buna bir değinmiş de okuyan arkadaşlarım bilecekler. Bundan bahsediyor. Ve gelişte oğlanlar henüz öldürülmemiş dediği anda sık sık atıf yaptığı bir tarihsel gerçekliğimiz var. Birinci ve ikinci dünya savaşları. Ee, çok uzun e, süreli, süreyi içine alan yani 80-90 yıllık bir süreyi içine alan bir romandan bahsediyoruz. Burada biz tabii 20'li yaşlarındayken romana giriş yapıyoruz. C'nin 20'li yaşlarında, 22 altta yaşında romana giriş yapıyoruz. Ve en son öleceği zamana kadar ki hayat hikayesini görüyoruz. İlk başlar çok yavaş ilerliyor romanda. Ne olduğunu anlamaya çalıştığımız bir bölüm oluyor. Birinci bölüm benim için öyle oldu açıkçası. Ne oluyor dedim, atı niye böyle dörde böldüler, birisi birinin bacağı aldı, birisi birinin bilmem nesi oldu diye düşündüm. Sonra her şeyi yerli yerine oturmaya başladı. Romanın çok kısa özetini verelim okumamış olan arkadaşlarımız için. Burada bir Jane karakterimiz var. 22 yaşında bir hizmetçi kız ve yetim. Bu önemli bir e, bilgi bizim için. E, yetim bulunduğu evde hizmetçilik yaptığı evden, Biraz daha uzaktaki bir evin oğluna orada yaşayan nişanlı bir adama aşık mı diyelim aslında orada aralarında bir ilişki başlamış 7 yıl boyunca da sürmüş bu ilişki pol adındaki adamla sonra Paul de görücü usulü başka bir kızla nişanlandırılmış onunla evlenecek. Romanda e, geriye dönüş tekniği çok güzel kullanılmış o kadar güzel geçişler var ki ve biz hiç başkalarına odaklanmıyoruz dikkat ederseniz sadece Jane odaklı bir roman izliyoruz Normalde bazı romanlarda birinci bölüm birini ikinci bölüm birini anlatır hepsinin duygu dünyasına hakim oluruz Biz ama biz burada sadece Jane ve onun sadece e, ne diyelim Düşündüğü şeyler üzerinden, tahmin ettiği şeyler üzerinden romanı ilerletiyoruz. Sonra Pole, işte yaptıkları bir günü görüyoruz. O gün annelerin kutsal pazarı olarak görülüyor. Hristiyanlıkta bir gün bu yılda bir gün. O gün hizmetçilere Hatta bütün insanlara izin veriliyor, ondan da biraz bahsedeceğiz. Sonra bu tabii anneler gününe de dönüştürülüp birbirini birleştiriliyor ama Hristiyanlıkta önemli bir gün olarak karşımıza çıkıyor. Ee, sonra bu kız beraber olduğu adam e, giyinip gidince o da evden ayrılıyor. Buralara değineceğiz ayrıntılı olarak. Ayrılıyor evine e, hizmetçilik yaptığı eve geliyor çünkü bir evi yok onun. E, o eve geliyor ve evin sahibi olan adam Doktor Mr. Niven ona şey diyor, öldü Paul. Bir kaza geçirdi, inanılmaz bir kaza geçirdi, öldü. E, sonrasında biz kızın yükselişini görüyoruz. E, Oxford'da bir e, kitapçıda çalıştığını öğreniyoruz, oraya başvurduğunu öğreniyoruz. Orada okuyarak da kendini geliştirdiğini ve yazarlığa adım attığını görüyoruz. Ama bu roman hani uzun bir günü anlatıyor dersek yalan olmaz... Bütün uzun bir hayat hikayesi ama içerisinden tek bir güne odaklanıyor. O yüzden de benim düşündüğüm gibi annemin çamaşır yıkadığı günü değil de <laughs> annelerin kutsal günü, herkesin izinli olduğu ama bu izni farklı şekilde kullanan insanların başına gelenleri de anlatıyor. Tek bir gün üzerinden uzun uzun anlattığı için de bu e, bir gün romana damgasını vurmuş oluyor. Şimdi ben şöyle... İlerleyerek gideceğim. Birinci e, günden e, itibaren. Mart'ın 30'uydu. Sayfa 6. Günlerden pazarda annelerin kutsal pazarı olarak bilinen gündü. Hristiyan kültüründe özellikle İngiltere'de Lent ayının dördüncü pazarı kutlanan insanların kiliseye gidip annelerini ziyaret ettikleri bir gün. Burada bazı hizmetçilerden de bahsediyor dikkat ederseniz. Bunlardan birisinin aslında gittiği evde annesinin evinde rahat edemediğini. Onun için de Estel daha erken eve döndüğünü mesela öğreniyoruz biz. Annelerin kutsal günü ama her anne gerçekten bir anne mi? Bunu da sorguluyoruz burada. Çünkü Jane de annesi tarafından terk edilmiş bir bebek. Şimdi ismine bir bakalım isterseniz Jane. Bundan şunu söylüyor bize diyor ki yani ismin basit bir kadın ismi Jane Austen gibi Jane Eyre gibi okurken ben de hep Jane Eyre'i düşündüm burada Jane Eyre gibi kim bu kadınlar baktığımızda başkaldırının isimleri aslında sembolik olarak bu isimleri aldığını görüyoruz. Yani kitabın içerisindeki yazar adları karakter adları öyle rastgele e belirlenmiş isimler değil bu bir. İki, tabii ki yetimhanedekiler bu kız çocuğu yarın öbür gün Jane Eyre gibi olsun diye e, bu ismi vermiyorlar. Çünkü biliyorsunuz yetimhanedeki e, resimler nasıl? Büyük büyük kara paltolu erkeklerin resimleri, fotoğrafları asılı koridorlarda. Yani hakimiyet kimde? Erkeklerde. Kadınlar baş kaldırsın diye bu isimler verilmiyor. Niye veriliyor? Şimdi... Bir çocuğumuzun doğacağı zamana düşünelim biz. Mesela ben ilk çocuğumu doğuracağım zaman dedim ki yani çok güzel isimler bulmak istiyorum. Farklı şeyler olsun istiyorum. Bir şeyleri çağrıştırsın istiyorum vesaire. Çok uğraştım. İsim listeleri yaptım. Onu çizdim, bunu sildim. Bunun söylenişi güzel değil dedim. Bunun yazılışı bilmem ne dedim falan. Sonunda buldum. Üç kızıma da isimlerini verdim. Bakın ne yapıyorum? Dünyaya getireceğim bir varlığın hayatını biçimlendirecek bir isim üzerinde duruyor. Mesela diyorum ki bu ismi iyi telaffuz edemezlerse şöyle diyecekler çocuğuma onun için bu isim olmasın. Ya diyorum ki bu isim bilmem kimi çağrıştıracak onun için böyle bir şey de olmasın. Ne kadar çok dikkat ediyorum. Yaşayışına etki edeceğini düşünüyorum ileride. Gel gelelim yetimhanede çocuklara isim verilirken böyle bir düşünce tarzı olabilir mi? diyelim ki bir katolik yetimhanesi ise işte havarilerden sahabe gibi bizim hani verdiğimiz isimler gibi isimler ya da çok revaçta olan isimler tercih edilecek. ya buna da Ayşe diyelim buna da Zeynep diyelim buna da Kader diyelim değil mi? Çok var öyle verilen. Zaten Kader'siz. <laughs> Niye Kader ismini veriyorsun tekrar o çocuğa da damgalıyorsun değil mi? Onlar için komik gibi gelen bu isim verme töreni aslında insan için çok önemli bir şey. Çünkü insan adıyla var olan bir varlık. Özel isim diyoruz değil mi? Kendimize ait olan bir şeyden söz ediyoruz burada. İşte Jane ismiyle başlayacak olursak eğer Jane doğuştan zaten e, kadersizler, kadersizler sınıfına ait bir çocuk. Önce yetimhanede kalıyor, sonra da hizmetçilik etmek üzere bir kapıya konuluyor. Yani kapı önü değil ama bir yere hizmetçi olarak veriliyor. Hizmetçi olarak başlayanın yükselmesi gibi bir şey söz konusu değil aslında. Çünkü İngiltere'de çok sıkı bir kast sistemi var. Hindistan'da olduğu gibi belli ülkelerde bu çok net. burada da iki adım ileriye belki gidemeyecek ama Jane'in hayatı şöyle şekilleniyor. Bulunduğu dönem itibariyle Pek çok kadın hareketinin olduğunu, pek çok özgürlüklerini yeni yeni ellerine geçirmeye çalıştıklarını gördüğümüz bir alana gelmiş oluyor. Yani diyelim ki 17. yüzyılda yaşamış olsaydı bu ilerlemeyi belki gösteremeyecekti. Ancak bir adamın kaba tabirle kapatması, metresi vesairesi olarak hayatını geçirebilirdi. Burada da ona değinildiğini de görüyoruz. Peki devam edelim şimdi. Herkesin tatilde olması da aslında olayın kurgusu için çok önemli bir şey bu arada. Ee, neden? Çünkü Paul'ün evindeki iki hizmetçi annelerini ziyaret için gidiyorlar. Haliyle o evin boş olması gerekiyor. Boş olması demek şu demek. Rahat rahat kadını biz çıplak halde evin içinde dolaşırken görüyoruz mesela. Orada da pek çok şey kafasına... ...böyle yerleşiyor, pek çok şeyi düşünme imkanı buluyor... ...bulunduğu evde, buna değineceğiz. Ee, kendi bulundukları evde de herkes evden çıkıp gitmiş oluyor. Dolayısıyla bu kızın da o pazar tatili olduğundan... ...dolayı polle rahat bir şekilde buluşabiliyorlar. Yani bunlara verilmiş bir özgürlük anı. Azat edildikleri bir an, bu kelimeye rastlıyoruz. Bu azat etmek aslında çalışan... İşçi için söz konusu mudur? Azat kelimesi kölelikle yan yana kullanılan bir kelimedir. Azat etmek, hürriyetine kavuşturmak kişiyi, hürriyet vermek ona. Ama buradakiler normalde işte penny karşılığında, pound karşılığında çalışan kişiler. Fakat demek ki hala köleler. Kölelik burada değişmiş değil, sadece genel resmi şeyler üzerinden. Çünkü Jane kitap okurken şöyle bir cümle geçiyordu orada belki hatırlayacaksınız diyordu ki e, bir insana kitap veriyorsan ona okuması için zaman da vermelisin. Şahane bir cümleydi yani bütün kitabının içerisinden alıntıladığım en önemli cümlelerden biriydi benim için. Çünkü hani biz de çok kitap okumayı seviyoruz hani grup için söylüyorum özellikle kitap okumayı çok seviyoruz. Ve buna zaman yaratmak için ya uykumuzdan fedakarlık ediyoruz ya başka bir şeyden ama diğer işlerimizi de bu arada yapmamız gerekiyor. Hiç bitmeyen bir döngünün içerisinde olduğumuzu hissedebiliyoruz bu noktada. Yine devam edelim. Artık altı çizili yerleri açıklaya açıklaya gidelim. Ee, Polle buluştular. İlk girişte Paul bunu soymaya başladı. Odaya çıkardı. Daha önce odayı görmemişti. Ee, adam onu soyarken bu etrafına bakıyor. Odayı kolaçan ediyordu ve bir tören havasında soydu adam bunu. Bunu şöyle eşleştirdi Jane'in zihni ee, baktığımızda. Ne dedi? Sanki şimdi o benim hizmetçim gibi. Çünkü geçmiş zamanlarda erkekler de kadınlar da bu şeylerde bilirsiniz muhteşem yüzyılda falan da vardı. Onlar böyle dümdüz dururlar ve bütün e, kıyafetleri çevresindekiler tarafından giydirilir. Oblomov'da da vardır ya bu hani e, Oblomov'un her şeyini giydirirler hiç, hiç hiçbir iş yapmamış adam ama bir de tembel damgasını vuruyorlar. Yani hem yaptırmıyorsun bir şey burada da polün. Kadına davranışı aslında bir nevi eşitiymiş gibi ilk başta. Yani bir sevgili gibi davranıyor baktığımızda. Ve ne diyor? Biz seninle arkadaşız. Neden böyle? Buna biraz bakalım ikili ilişkiler açısından. E, genellikle evliliklerde veya ikili o ilişkilerde, sevgililik ilişkisinde, Jane ile Paul için söylemiyorum bunu aslında Paul'ün, ile pol arasında olması gereken bir şeyden bahsediyorum. Genellikle evliliklerde arkadaşlıkla başlasa bile insanlar maske takarak birlikte olurlar. Genellikle diyorum. Bu nedir? Ya işte terk edilmeyeyim, ya beni iyi bilsin, ya şu yönlerimi torpileyim, kapatayım olabilir. İyi niyet ya da kötü niyetle fark etmez. Ama kendimiz e, olmayız genellikle. Kendimiz olmaya başladığımızda Belki ara açılabilir, belki daha da yakınlaşılabilir. Ama bu riski göze alamayız. Oysa burada Jane kaybedilmesi gereken bir şey değil. Fol elini şıklattığında gel dediğinde gelecek, git dediğinde gidecek bir kadından bahsediyoruz buradan. Haliyle ikisi de bütün çıplaklığıyla ortadalar. O yatak bize bunu çok iyi gösteriyor. Yatakta kadın bütün çıplaklığıyla yatıyor ve sigara içiyorlar ikisi de. Bu... E Biraz önce söylediğim süfrajet hareketi vardı ya süfrajet hareketlerinde kazanımlardan birisi şu. Erkekler sokakta sigara içebiliyor ama kadınlar için böyle bir alan yok. Bunu elde etmek istiyor kadınlar. Bakın ilginç bir şey değil mi? Sokakta sigara içme hakkını elde etmek için mücadele ediyorsun. <laughs> Günümüzde de artık tabii ki sigara içilen alanlar oluşturuldu. Yine daraltıldı alanlar. Ben bundan memnunum ama kadınların elde etmeye çalıştığı şeyleri görüyorsunuz. Eşit olma hakkından bahsediyoruz burada. E, ve erkeğin yavaş yavaş yatağından kalktığını seviştikten sonra ve giyinmeye başladığını görüyoruz. Fakat öyle aptalca bir giyim tarzı var ki kadın zaten içinden geçiriyor bunu Jane değil mi? Yani niye diyor önce bu gömleği bol gömleği diyor şu yukarıdan giyilenlerden bunu giyiyor diyor Yani pantolon giymesi gerekir bir de çok aheste hazırlanıyor aslında nişanlısı onu bekliyor diyor ve nişanlısıyla buluşacak kendisi onu son kez gördüğünü bilmiyor fakat romanın diline bayıldım arkadaşlar çünkü hem gelecekten haber veriyor bize bir daha göremeyecekti Poli diyor. Ben zannettim bu son görüşmeleri bir daha da olmayacak. Sorunun kaza yaptığını öğreniyoruz. Hani giderken artık pol yoktu derken bunu öğreniyoruz. Aralara serpiştirdiği cümlelerle ki kaçırmamak gerekiyor o alanları. Cümlelerle bir saat sonra ne olacağını, kadın o anda aynaya bakarken aslında polin ne durumda olduğunu bunların hepsini görebiliyoruz. Ve belki 10 yıl sonraki durumunu da şu kitabını yazdığında şununla ilgili şöyle yapmıştı dediğinde de bunları görebiliyoruz. Adam giyindi yavaş yavaş. Hiç acele etmedi. Kadın da şaşırdı. Sevgilisiyle, buluş, şey, e, nişanlısıyla buluşması gerekiyor. Ve kendini şöyle hayal etti. Aslında dedi ben onun karısı gibiyim şu anda. Ve aslında e, buluşacağı kız onun metresi gibi. Ve benden izin alıyor sanki onu görmeye gitmek için. Onu görmem gerekiyor diyor bu da e, geçmiş evliliklerde böyle evlilikler vardı diyor. Erkekler eşlerinden izin alarak artık bugün onu görmem lazım deyip ikinci evlerine giderlerdi diyor. Bakın erkeğin pervasızlığını çok net görebildiğimiz bir yerdeyiz. Hani e, karşısındaki kadının canını yakmamak için bile e, ben bugün dışarı çıkacağım. E, sen de o saatten sonra çıkabilirsin de diyebilir. Ama ne diyor onunla ...görüşmem gerekiyor diyor... ...ve biz seninle arkadaşız diyor... ...arkadaşız... ...bir isim koyuyor buna... ...bir sevgili olma... ...bir seni seviyorum demiyor mesela... ...ne diyor Jane ona... ...çok yakışıklısın... ...yakışıklı oldun diyor... ...bunu bir hizmetçi kıkırdaklığıyla... ...oradaki deyimle söylüyorum... ...söylemiyor... ...ama diyor Paul ona hiçbir zaman güzelsin dememişti... ...Paul hedef odaklı... ...yani... C'ni yatağa attı mı olay bitmiş oluyor kendisi için. Sonra yine giyinirken onun beceriksizliğini de görüyor aslında ve ona ne diyor Paul? Aslında hukuk okuyor ve hukuk çalışmam gerekiyor, ineklemem gerekiyordu diyor. Benim ineklediğimi zannediyorlar şu anda diyor ve iki abisinin de savaşta kaybettiğini de öğreniyoruz. Yani üç çocuktan sadece birisinin kaldığını görüyoruz. Sonra ben diyor çıkacağım. Çıkarken de Jane neler düşünüyor mesela o anda yatak çok kirli, e, lekelenmiş bir sıvı akıyor içerisinden boşalmış ve e, bütün bunları kimin temizleyeceğini, Estel'in bunları görünce ne düşüneceğini e, aklına getiriyor. Fakat diyor ki Paul kimseye e, nedir bir şey söylemek zorunda değil, bir şey açıklamak zorunda değil aslında. Ama Paul yine de yalan söyleyebileceği noktaları açıklamaya çalışıyor. Diyor ki işte ben gidince senin burada olduğunu kimse bilmeyecek. Hatta onun yerine Jane kafadan bir şeyler uyduruyor. Ne diyor? İşte Estel gelecek diyecek ki yemeğini yemiş. Sonra işte herhalde nişanlısı geldi. Onunla birlikte oldular. Nişanlısı sürpriz yaptı. Bir yandan da şunu istediğini görüyoruz. Bisikletini ön tarafa koydu. Ee, ve keşke nişanlısı sürpriz yapsa. Gelse ve onu görse. Çünkü ne Pollo olan arkadaşlığına ne onunla yaşadıklarını hiçbir şeyi kimseye anlatamıyor. Bütün duygusunu kendi içerisinde yaşamak zorunda kalıyor. Şimdi yasak ilişkinin belki de en büyük mağdurlarından birisi kadın oluyor. Bu bütün toplumlarda böyle. Çünkü erkek için o yasak ilişki bir anlık eğlence. Bir anlık aklın kayması, ne bileyim e, ne var bunda bir kerelik bir şeydi ben seninle evliyim zatenin e, getirdiği bir şey ve bir hizmetçi olduğu için de zaten alınabilecek bir durum değil. Yani baştan itibaren böyle baktığını görüyoruz. Haliyle e, burada erkeğin bir şey anlatması gerekmiyor ama kadın bu durumu etrafa yaydığı zaman bir de herkese karşı bunları açıklamak zorunda kalacak. Yani taşlanan yine kim olacak? Kadın olacak. Siz hiç erkek, taşlanan erkek gördünüz mü? Hazreti İsa'dan itibaren ne var? Ee, i̇lk kadınlar taşlanacağı zaman suçsuz olan kimse ilk taşı o atsın diyor. Var mı rejim cezasında vesairede de, de e, toprağa gömülmüş ve taşlanan erkek figürü hiç aklınıza geliyor mu? Gelmiyor. Burada da kadının yine toplum içerisindeki konumu itibariyle de Nişanlısı gelip birlikte olsalar da olur diyor. Ama benim için böyle bir şey söz konusu değil diyor. Bisikleti için ne diyor? Bisikletin bir görüntüsü var ve bu bir kadın bisikleti. E, nişanlısı gelince kadın bisikleti olduğunu da görür yani buraya kim gelse burada bir kadın olduğunu fark eder diyor. Aslında camı falan da açık bırakıyor. Yani bir şekilde kendini yine de göstermek istiyor. Görünür olmak istiyor. Çünkü hizmetçi kıyafetlerini giydikleri anda bunlar görünmez oluyorlar. O yüzden yataktan çıplak kalkıyor ve geziyor etrafı. Görünür olarak geziyor. Kendini nerede görüyor? Aynada görüyor. Ben diyor odamda küçücük bir ayna var orada görüyordum hep kendimi. İlk defa bütün vücudumu görüyorum. Benim bütün vücudumu gören tek kişi Paul diyor çıplak olarak gören. Başka kimse değil onun zihninde varım ama başka hiçbir yerde yokum. Bakın biz hep bütün romanlarda nereye geliyoruz? Görünür olmak, ait olmak, bir yere bağlı olmak. Yani aileye bağlı olmak, ait olmak annesi yok. Babası kim bilir kim bunu bilmiyor. Yetimhaneye ait yani hiçliğe ait. Herhangi bir şey iddia edebileceği bir yer değil yetimhane baktığımızda. Bu bisikletin kadına özgü oluşuyla okuduğu kitapların erkeklere özgü oluşu böyle onları birleştirelim biraz istiyorum burada kızım kadın çalışmalarında yüksek lisans yapıyor o bir anlatmıştı mimari de ve iş yerlerindeki bütün o mobilya sisteminde erkek vücudunu oranlanarak bunların yapıldığını söyledi yani pencereler, pencerelerin açma noktaları, hani erkekler bizden hep daha uzun oluyorlar genellikle. Daha uzun kadınlar çok makbul görülmüyorlar. Yani çok yanına yaklaşamadıkları için herhalde. Ama e, kadınlara göre bir ergonomi oluşturulmuyor. Erkeklerin fiziksel özelliklerine göre ergonomi oluşturuluyor. Bu yüzden mesela sıraya oturduğunda kız çocuklarının ayakları yerden kesiliyor, erkek çocuklarının ayakları yere değebiliyor. Mesela hani çok nadir bir durumda değilsek veya iş yerlerinde bir dikkat edin bakalım nasıl konumlandırılmış. Mesela ben e, tahtadan müzdariptim. Tamam boyum 1.80 değil ama e, makul ölçülerde bir boy oranına göre bir tahta duvara çakılabilir. İlkokulda bile küçük çocuklar var nihayetinde. Çocuk tahtanın dörtte e, birindeki alt kısma yetişebiliyor. Tahtanın yukarısı boş. Neden daha aşağıya doğru yapılmıyor? Göz hizasına göre deniyor ama daha ortalanabilir aşağıya doğru. Ben bunu hep düşünmüşümdür mesela sınıfa girdiğimde. Neden bir tahta bu kadar yukarıya doğru e, konulur? Vardır bir açıklaması elbet belki ama ben tahtaya yarısından itibaren yazıyorum. Daha yukarıdan başlayan erkek arkadaşları olabiliyor Veya çocuklar yani daha alttan başlayabiliyorlar. Haliyle Mimari yapılarda da ergonomik olarak oturmamız gereken yerlerde parklara falan gidin bakın. Şimdi bunun en yakın örneğini şurada yaşadım ben. Bir evimiz bize sıfır böyle içi bomboş verildi. Dört duvar öyle söyleyeyim. Evin içini yaptırıyoruz. Usta birisine verdik yani işi. O her şeyi kendisi halledecek. Sadece biz şuraya şu olacak, buraya bu olacak diye anlatıyoruz. Adam benim iki katım arkadaşlar. Şimdi ben ona diyorum ki prizleri işte öyle bir yere koy ki kolay uzanabileyim, kolay hani fişi takabileyim, çıkarabileyim falan filan. Öyle yapmış ki yani sandalye koyacağım ayağımın altına çekip çıkaracağım. Bir de önüne mutfak tezgahı gelince hepten dışarıda kaldım ben tamamen. Yani tırmanmam gerekiyor bir prizi kullanmak için. Her yere de priz yaptırdım ki hani kablo çekmeyeyim bilmem ne yapmayayım. Bu sene tekrar o prizlerin yerini değiştirdim ben. Durdum ustanın yanında bak dedim benim boyum buraya kadar oluyor. Ve bu evde bunları kullanan benim buna göre yap. Hiç satın almak için veya kiralamak için ev gezdiğinizde bunlara rastlamadınız mı mesela? Çok rastlıyorum. Mutfak tasarlıyor adamlar. Yani bu mimarlar bilmiyorum kadın olunca farklı oluyor mu ama genellikle mühendisler veya müteahhitler <laughs> daha basit tabiriyle Planladıkları banyo ve mutfaklara baktığınızda ömrümüzü geçirdiğimiz yerlerden söz ediyorum çünkü diğerleri ortalama bir şey. E, yaptıkları yerler ergonomik değil. Yani bizim hayatımızı kurtaracak şeyler yapmıyorlar baktığımızda. Bir bina yapıldı karşımızda yeni. Her tarafı bu cam olanlar var ya e, bu da her tarafı cam değil ama işte iki kapaklı e, bütün pencereler böyle boydan balkon penceresi gibi duruyor. E, önüne de böyle yarım şerit koyu renk cam konuluyor. Bir tane kadın camını silmeye çalışıyordu gördüm. Benim de hoşuma gidiyordu görüntü olarak. Ama kadıncağız çubuğa beş sarıyor çünkü o arada... Böyle Fransız balkonu gibi bir şey de değil. Yani o kadar küçük bir alan ki kalan o camla evin camı arasındaki yeri silemiyor. Dolayısıyla bir çubukla onu silmeye çalışıyor. Yani hangi akıl? Mesela bir kadın olarak ben baktığım zaman eve diyorum ki buranın gideri şöyle, buranın penceresi böyle. Onun için bunu kullanamam vesaire diyorum. Ama diğeri diyor ki kalıp olarak böyle görüyoruz, güzel, estetik görünüyor. Eyvallah ama ergonomik değil. Bunun örneklerini sizden de isterim. Ee, konuşmaya başladığımızda aklınıza gelen şimdi de söyleyebilirsiniz. Aklınıza gelenler varsa. İşte Sümeyye Hanım diyor ki genelde şapsız 120, şaplı yükseklik 110 oluyor ama isteğe göre değişebilir diyor. Bu priz için herhalde söyleniyor. İşte bunu şapsızını bilmiyorum. Ben boyumu biliyorum. Ve <laughs> ustanın bana bakın. E, hocam size göre şöyle olması ideal olur diyebilmesini beklerim açıkçası. Ama o kendi boyuna göre burası ideal değil, burayı e, yapıyor. Yani belki standartları vesairesi olabilir. Kriz, anahtar, tezgah üstleri 140. Benden kaynaklı. Ben geri e, alıyorum sözlerimin hepsini. <laughs> Fakat ben alta yaptırdım. Gayet de güzel oldu. Şimdi artık hepsine e, uzanabiliyorum. En azından kendim için problemi. Halletmiş oldum. Şimdi peki erkek kitaplarına bakalım. Erkek kitapları olarak şimdi Jane kitap okumak istediğini söyledi. Ee, evin sahibi olan adam da dedi ki tamam. Yani çok ilginç kitap okumak istiyor oluşun. Biraz kafası da çalışan e, bir hizmetçi karşısındaki hayır diyebilirdi diyor. Ama demedi. Demediği için Jane e yeni bir kapı araladı ve o kapıyı araladığında Jane geçti e, kitaplara baktı çoğu okunmamış kitaplar bunlar <laughs> şimdi çoğu okunmamış kitaplar bu bütün hayatımıza da sirayet eden bir şey biliyorsunuz ben de daha yeni kütüphanemi tekrar temizledim içinden çok fazla kitap çıkartmak zorunda kaldım e, bir dönem e, Türkiye'de şöyle bir şey vardı Vitrinler alındı evlere. Ben çocukluğumdan hatırlıyorum. Daha doğrusu lise yıllarım olabilir. E, vitrinler alındı ve bununla ilgili dalga geçen skeçler vardı. Büyük ihtimal Levent Kırcan'ındır o skeçlerde. E, şey diyordu, bu kütüphaneye göre kitap istiyorum. Ciltte kitap 1'e 10 mesela. hani Burayı dolduracak şekilde. Haliyle e, aynı şeyin buralarda da olduğunu. Yani bir çalışma odası anlayışı var ama içerisine kaçan erkek var sadece. Kadınlar o alanla ilişkili değiller. Sadece erkekler giriyor. Hatta ne diyor? Ben Bayneva'nın diyor orada ağladığını düşünmek istiyordum. Yani o odaya girip haline ağladığını düşünmek istiyordum. Buraya girip Polin odasına da girdi çalışma odasına ve orada dedi ineklediği yer aslında Pol çalışmaya da çok sevmiyor gördüğümüz kadarıyla. Biraz aylak bir adam olduğunu görebiliyoruz. Haliyle o kütüphane yararlanılacak bir alan olmalı ama kadınlara özgü değil. Kapıyı tıkladık girerken bile bir mabede girer gibi giriyorduk diyor. Sessiz olmamız gerekiyor çünkü burası erkeklerin çalışma alanı, kutsal bir alan. Bakın, yüceltilen bir yer e, ve oradan erkek kitaplarını, erkek çocuk hatta kitaplarını okumaya başladı. Neden karşı çıkıldı? Çünkü dediler bunlar serüven kitapları, macera kitapları. Kadınlara göre bir şey değil. Kadın dediğin evde oturur, maceraya çıkmış adamın yolunu gözler, kapı çalınca açar, içeriye buyur eder. Sonra adamın canı sıkılır, tekrar çıkar, maceraya gider, tekrar döner. Aslında Paul ile de ilişkilendiriyoruz biz bunu. 15 gün sonra evlenecek bir adam var burada ama Jane ile vakit geçiriyor ve diğer kadına geç gitmekte hiçbir mahsur görmüyor. Şimdi biz zannediyoruz ki Paul sadece Jane'e böyle davranıyor. Yani hizmetçi dediğine böyle davranılır gibi görünüyor. Şunu dedi değil mi çıkarken? Hiçbir şeye dokunma her şeyi estel halleder dedi. O arada da Jane şey düşünüyordu. Bunları ben toplayacak mıyım? Yani alsam. Bunları yerden falan ama bir yandan da görünmek istiyor ya o harita gibi görünen o sıvının aktığı kirli çarşafı görsünler ve yorumlasınlar da istiyor bir yandan. Ama o kadar alışmış ki o adamın arkasını temizlemesi toparlaması gerektiğini de düşünüyor. Sonra evi gezerken telefon çalıyor telefona bakma isteği geliyor çünkü evde o bakıyor telefonlara sonra oradan da kendisini geri çekiyor. Hazırlanmış yemeği yiyor. Bu büyük bir keyif veriyor aslında ona. Kendisi için olmasa bile pol için yapılan şeylere bile ortak olmak ona büyük bir keyif veriyor. Ama bu e, polün davranışını işte tamam hiçbir şeye dokunmadan istediğin gibi oyalan zaten şu kadar saate kadar gelmezler. İstediğin gibi oyalanıp sonra çıkarsın. Evin sahibi geçici olarak sensin ifadesini verirken aslında onu biraz yüceltse de beklettiği bir kadın var orada. Kendi sınıfına ait bir kadın. Onu orada bekletmekten hiçbir şekilde utanç duymuyor. Bu da bize aslında Pol'ün kadınlara olan bakışını gösteriyor. Yani kadın ikinci sınıf, üçüncü sınıf bir varlık. Belki nişanlısı ikinci sınıf bir varlık. Jane belki beşinci sınıf bir varlık olacak. Bulunduğu sınıf itibariyle. Haliyle kadına bakış aslında değişmiyor. Hatta bu garipsemeyi şurada gördük. Bay Niven'la Paul'ün evine gittiklerinde arabayla ne dedi? Bayan yerine oturmuştum dedi. Ön koltukta onun yerine oturmuştum dedi. Hatta Pol iki hizmetçiyi trene bıraktım dedi. Değil mi? Arkada onlar oturmuştur dedi. Aa, ne kadar ilginç bir şey oldu bu. Yardımsever Pol. Kadınları bırakıyor. Aslında bir an önce bırakıp gitmelerini istiyor ki gelsin kadınla da Jane'le de birlikte olabilsin gördüğümüzde. Çok yakın ilişkileri görünse de hizmetçi olarak yine de o sınıf farkını hissettiriyorlar bize. Ama zamanla e, nedir? E, bu değişmeye yüz tutuyor. Şöyle bir devam edelim istiyorum. Tabi arada arkadaşlar eklemek istedikleriniz varsa lütfen e, söyleyebilirsiniz. Hmm. sene 1924'tü yılları çok güzel vurguluyor bu yıl geçişlerini görebilmemiz için de önemli annelerin kutsal pazarıydı dediği sayfa 23 arkadaşlar öyle başlıyor cümle. Ee, burada e, şöyle bir şeyden bahsedeceğim size anlatıcıdan bahsedeceğim yani yazarlık üzerine bir şey söylemek istiyorum burada bunu e, Tanpınar'da görüyoruz biz. Çok e, güzel ifade eder Tanpınar'da. E, romanlarında öyle anlatır ki sanki ben anlatıcı anlatıyor gibi hissederiz. Yani tanrısal anlatıcı ben anlatıcıyla kaynaşmış gibidir. Bunun bir benzerini görüyoruz burada. Şöyle söylüyor. Şu sıralar Bay ve Bayan Levin yan yana oturmuş parlak bahar güneşinde arabayla Henley'e gidiyor olmalıydı. Olmalıydı. Bir tahminde bulunuyor. Ama pek çok yerde anlatıcı tanrısal olmasına rağmen hep ana karaktere yakın duruyor. Hiç başkalarına ayrıntılı olarak anlatmıyor. Biz hep Jane'le yan yanayız dikkat edersiniz. Koluna girmişiz ya da yanındayız. O ne yaparsa her şeyi görüyoruz. Zihninden ne geçerse onları biliyoruz. Tanrısal anlatıcıyı çok iyi kullanmış bu noktada. Eğer hani böyle bir şey yazmak isterseniz bu dil olarak oldukça uygun bir roman. Tek tek bakabilirsiniz. Nerelerde onun zihnine giriyor, nasıl giriyor? Nerelerde onun yaptıklarını, fiziksel hareketlerini vesairesini anlatıyor. Ama hiç öyle Paul'ün zihnine girmedi, görmedik. Bayneven'ın zihnine girmedi, görmedik. Estelin zihnini bilmiyoruz. Sadece şöyle şöyle olmalıydı. Bir de bu romanın önemli bir özelliği var. Bitince anlıyoruz onu da. Aslında romanda bir yandan yazılıyor. Dikkat edersiniz. Yani bu roman yazıldığı için de ara ara şöyle olmalıydı. Böyle yapılmalıydı. Yazarlık üzerinden gidiliyor dediğim şey biraz da bu. Bir biyografik roman gibi görünmesine rağmen sanki Jane'in bunu o arada yazdığını da hissediyoruz ama Polo anlatmayacaktı. Anlatmamaya karar verdiğini yazdığını görebiliyoruz. şöyle yine devam edelim arkadaşlar. Çok altını çizdiğim yer var ama evet. Kelime hazinesi. Sayfa 28'de. Bu da çok ilginç bir yer idi. Buna rahatlamak deniyordu. Bir hizmetçinin kelime hazinesine çokça dahil olmayan bir kelime diye geçirdi içinden. İlginç bir cümle. Rahatlamak bir hizmetçinin kelime hazinesinde olmayacak bir kelime. Daha şimdiden bir hizmetçinin kelime hazinesine dahil olmayacak pek çok kelimesi vardı. Kelime hazinesi bile onlardan biriydi. Hizmetçi bu kadarını bilemez. Rahatlamak zaten olmaz. Şimdi orada yine Tanpınar'dan bir söz söyleyeceğim. Şey diyor e, Tanpınar, Biz kelimelerin önce manalarını öğreniriz. E, yaşadıkça özür diliyorum. E, biz kelimeleri önce sözlükten hani anlam olarak bakarız ama yaşadıkça anlamlarını öğreniriz diyordu. Yaşadıkça. Rahatlamak gibi bir şeyin içerisinde değilsem bu kelime hazinemde nasıl olabilir, değil mi? Mesela e, rahmine kep taktırmıştı. Bu kepi neyle ilişkilendirdi? Hizmetçilerin önlük ve kep takışıyla ilişkilendirdi Jane. Bu kep cap Hollanda kepi ve e, Pol onu tanıdık bir doktora götürdü, arkadaşı olan bir doktora ki tohumlarımı saçtığımda orada tutunamasın diye. Yani bir nevi doğum kontrol mekanizması kurdu kadının içerisine. Şimdi bunu neden yapıyor? Aslında bunlar benim tohumum diyor. Tohum dediğimiz nedir? Bir yere ekildiğinde sonuç alınan bir şeydir. Ama Pol bunu istemiyor. Çünkü gayri meşhur bir ilişki var. Üstelik bir hizmetçiyle birlikte ve bunun içinde elinden geleni yapıyor. Arkadaşına söylüyor. Bu bize polün aslında başka şekillerde de bu ilişkileri sürdürdüğünü gösterir. Kep hakkında bilgi sahibi oluşu ve bunu bir doktordan, arkadaşından istiyor oluşu. Kadının kendi bedeniyle ilgili karar verebildiğini görebiliyor muyuz biz burada? Hayır. Pol diyor ki bir arkadaşıma gideceğiz. Tohumlarım sana ekilmesin. Rüzgarda da dağılıp gitsin yani bir yerde dursun istemiyorum. Onun için sana kep taktıralım diyor. Bu kepin kadına e, işte sızıyor diyor kendince ondan rahatsızlık duyduğunu da görüyoruz. Ama Pol istediği için yaptığını da görüyoruz. Erkek egemenliğinin bakın şimdi e, günümüzde bunun karşılıklarını farklı şekilde görüyoruz. Kürtaj konusu mesela çok büyük bir konu biliyorsunuz. Bilmiyorum belki içinizde kürtaj olan veya olmayan veya düşünmüş olan vardır. İnanç noktasında herkesin inancı kendisi nedir? Ama mesela e, Bosna'da yaşanan olaylardan sonra kadınların e, bir süre kapatıldığını biliyoruz. Çocuklarını aldıramayacak hale gelene kadar kapatılıyorlar. Yani zorla hamile bırakılıyor bu kadınlar ve onları doğuruyorlar. Evet. Doğuruyorlar sonra bunlar yetimhanelere bırakılıyor. Bir kısmı bir kısmı telif oluyor o çocukların. Yani çok büyük bir dram var aslında bunun arkasında. Tecavüzden sonra da büyük bir dram var. Bakın savaşın acı yanı ne? Burada ne diyordu? Oğlanlar ölmeden önce. Veya oğlanlar öldükten sonra. Oğlanların ölümü ama savaşın en büyük yıkımı erkeklerin ölümüyle beraber aslında kadınların da üzerine abanan bir şey baktığımızda ve burada kadının söz söyleme hakkı yok mesela e, evlilik dışı ilişkiye girdi bir kadın diyelim şu an için söylüyorum bakın bunu evlilik dışı bir ilişkiye girdi ve hamile kaldı hastaneye gidip sonlandırmak istediğinde prosedür çok uzun öyle bir uzun prosedür var ki e, çok zaman geçmesi gerekiyor ya da merdiven altına gitmeniz gerekiyor. O da kadın için çok e, korkunç bir şey. Yine aynı şekilde e, şu isteniyor. E, birlikte olduğu kişinin de baba olma hakkı var. Bu yüzden onun rızası gerekiyor. Evliyseniz zaten hiç mümkün değil. Eşin rızası olmadan bebeği aldıramıyorsunuz bile. Fakat şöyle sorsanız mesela, eşe sorsak. E, tamam çocuğu doğrayayım. E, birlikte bakıp büyütecek miyiz bu çocuğu? <laughs> çocuk doğduğu zaman e, kucağıma verilecek ve ömür boyu benim zimmetimde olan bir varlık olacak her şeyiyle yani duygusal problemlerinden fiziksel problemlerine kadar ama onunla ilgili kararı ben alamayacağım baktığınızda yani kadınların direnmesi vesairesi boşa işler değil çok rahatsızlık duyulan bir şey ki böyle bir şeyin yoluna gitmiş oluyorlar devam edelim ee, ne diyor? Benim diyor bu tür e, hani kelime hazinem bile e, yoktu. Kelime hazinesi, kelimesi bile e, benim için varlığı olmayan bir şeydi. Şimdi sigarası var. Hemen yan sayfada 29'da sigara içtiler birlikte. E, bakın genç kadının sigarası yanarak tükeniyordu. Küçük kül tablasını aralarındaki şerit haline gelmiş çarşafın üzerine koydu ki bu kesinlikle ona ait bir imtiyazdı. Orasının kendi göbeği olduğunu, masa olmadığını söyleyebilirdi. Adamın sigarasını oraya bastırarak söndürmesini istemiyordu. Aslında belki de böyle bir şey hoşuna gidebilirdi. Ve nasıl da hatırlayacaktı göbeğinin üzerinde buz gibi duran kül tablasını. Sonra böylesine müşkül, müşkül pesençe ve küstahça hareket etmemiş, hiçbir şey yapmamış olmayı diledi küstahlıkla karşılanıyor, müşkül pesatlikle karşılanıyor. Neden? Göbeğin benimkül tablası değil, yani masa değil, tabla değil. Oraya bir şey koyamazsın. Bunu bile söyleyebilecek durumda değil. Ama arkadaşı, arkadaşı olduğunda erkek ona her şeyi söyleyebiliyorsa, kadının da söylemesi gerekmez mi? Çünkü arkadaşlık eşitlik üzerine kurulu bir şeydir. Sevgililikte bile yoktur arkadaşın getirdiği o eşitlik durumu. Sevgililikte de bir taraf mutlaka bir üstünlük kurar. Diğer tarafta onu kabul eder ki yürür ilişki. Eşit ilişki çok zor yürütebilmek. Onu kabul edebilmek de çok zor. Son bir şey daha söyleyeceğim ve e, ara verelim istiyorum arkadaşlar. Sayfa 30. Çok arka arkaya işaretledim burayı. Şimdi... E, hı. O kadar okur yazarlığı var ki kelimeleri de takıntılı. Ne kadar kelime hazinem <laughs> konusunda bir şeyler söylüyorum dese de bakınız onunla demişti. Emma değil. Paul Emma adını söylemeden onunla buluşmam gerekiyor diyor. Yani karısından izin alır gibi benden izin alıyor diyordu. Emma değil ikisinin paylaştığı ortak bir tür reddedişti bu. Ayrıca buluşmam gerekiyor demişti. Bazen kelimeleri çok fazla anlam yüklüyoruz değil mi? Neydi o Oğuz Atay'ın söylediği? Kelimeler al albayım bazen hiçbir şey, hiçbir anlam ifade etmiyor diyor ya. Böyle bir şey. Ama kadın tutunacak bir yer arıyor burada Jane. Yani aslında o da istemiyor. Görücü usulü bir evlilik bu. Ama e, ne yapsın elinden gelen bir şey yok diyor. E, sonra arkadaşlar... E, işte, Evet 30'da diyor ki 30 sayfada yine Sonuçta adamın sigarası bitmek üzere yine aynı odadalar odanın içerisindeler Sonuçta rengi ruhsarı kaçmış hizmetçi kıyafetlerini tekrar giymiş haliyle konuşmak fikir beyan etmek ya da beklemekten daha fazlasını yapmak haddini aşıyordu Yıllardır aldığı eğitim onu onu buna şartlamıştı onlar ruh halleri değişken ve kaprisli yaratıklardır. Onlar dediği efendileri. Sana bir an için iyi davranabilirler fakat sonra seni azarlar ya da sana bağırırlarsa tüymen gerekir. Ya da en iyisi hiç istifini bozmadan öylece durmak ve öfkelenmemek. Evet hanımefendi, evet beyefendi. Ve her daim işin en önemli kısmı buna hazırlıklı olmak. Yani sen bir hizmetçisin. Şeyin Cem Karaca'nın dediği gibi işçisin. Sen işçi kal. Yani ne olduğunu bil ve ona göre davran. İnsanları idare etmenin bir yolunu bulmuş. Bunlar bir efendi ve burada da Polün kendisine yakın davranışının arkasında bunu görüyor. Bugün böyle ama yarın böyle olacağına dair, iyi olacağına dair, benim yanımda duracağına dair hiçbir işaret yok. Çünkü bu efendiler böyle gel git kafalıdır kaprislidirler. Ne zaman ne diyecekleri belli değildir. Onun için donup bakıyor mesela. Burada çünkü şunu yapamıyor, tüyemiyor orada. Değil mi? Ama yatağın içerisinde öylece bakıyor, poli izliyor ne yapıyor diye. Sessiz kalıyor bazı e, noktalarda. Ve sonuncusu da şu adam henüz evli değildi diyor. İkisiyle de evli değildi. Bakın sayfa 31'de. Çok ilginç değil mi bu? İkisiyle de evli değildi. Kendisini aslında denk görüyor Emma ile. O ve Emma birbirine denkti. İkisi de Pol'ün belki yattığı kalktığı kadın ama hatta Emma ile yatıp yatmadığını da bilmiyor ya. Biraz daha kendini onun üstünde de görebilir bu noktada. Adam konuşmadı. Yaptığı yorumun sonrasında yeteri kadar sessizlik olursa durumun tüm aciliyetine rağmen her şey iptal olabilirmiş gibi. Bu türden bir hakir görme yetisine pekala sahipti. İkisini birden idare etmek. Bakın. Dürüst olmadığı söylenemezdi öyle değil mi? Sadece dürüstlüğün gerektirdiği şekilde hareket etmemişti. Onun izlediği yol böyleydi. Yanlış bir davranışta bulunur fakat buna ilişkin yalan söylemezdi. Yani hiçbir şey söylemez. Sessiz kalır. Gizli saklı yapar yaptığı işi. E, ayrıca eterle ilisi gayet asik bir biçimde istasyona bırakmıştı diyor. Şimdi burada tohumlarım sende kalmasın diye kep giydiren bir adamdan bahsediyoruz. Bu ne demek? İstediğimi yaparım ama sorumluluğunu almam. Bütün sorumluluk sende. Ben sadece işin keyfindeyim. Bu durumda karşısındaki adama yan olarak ne diyor? Eterlerisi gayet asil bir biçimde istasyona bırakmıştı. Ve kendisi de hoşgörülü bir eşe yaraşır biçimde şöyle demeyecekti. O zaman gitsen iyi olur. Öyle değil mi? Adam benden diyor bunu söylememi mi istiyordu gerçekten? Gerçekten gitsen iyi olur ya. Emma ile bir buluşsana. Bunu söylememi istiyor benden ama ben sessiz kalarak bunu söylemiyorum diyor. Çünkü Paul o sorumluluğu kendi üzerine almamak için ortaya söylüyor, yavaş giyiniyor. Böylece karşısındaki kadının da ona hani yarın öbür gün bir şey olsa belki diyecek ki beni sen gönderdin. Sen sen dedin ki git, ben de gittim. Tabii bunlar gerçek mi? Bilmiyoruz. Çünkü hala biz e, ne yazık ki Jane'in zihnindeyiz. Paul ile ilgili hiçbir şey bilmiyor oluşumuz garip değil mi burada? Polin yaptığı hareketlerden Jane ne çıkarıyorsa okur da onu çıkarmak zorunda. Bu yüzden anlatıcılığı çok güzel e, olmuş kitabın. Yani en çok bayıldığım şey oldu. Konudan ziyade anlatım yöntemi oldu. E, çünkü biz romanlarda şunu biliriz. Okuruz bir romanı genellikle e, ve işte burada e, Anna Karenina'nın zihninden geçenleri biliriz. Burada onun kocasının zihninden geçenleri biliriz. Herkesi biliriz. Ve hatta şunu söyleriz. Ay o senin hakkında şöyle şeyler düşünmüyor. Sakın öyle yapma. Gidip onunla konuşma falan filan. Seni terk edecek. Ona karar verdi. Mesela. Ama burada hiçbirisi yok. Hep C'nin zihinlerinde geziniyoruz. Zihninde geziniyoruz. O neyi ne kadar nasıl anladıysa biz de okur olarak öyle anlamına meylederek biraz garip bir tarzda, tavırda, biraz havada kalarak ayaklarımız yere değmeksizin okuyoruz okuduğumuz metni. Çünkü elle tutulur hiçbir şey yok aslında burada. Buna dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Okuduğumuzda her şey tahminlerden ibaret, çıkarımlardan ibaret. Böyle görüyoruz. Net olan her şey sadece Jane ile ilgili ki o bile kendi hakkında net değil. Ne istediğini çok fazla bilemiyor bazı zamanlarda. Annesinin peşine düşmemiş mesela bilmiyor. Terk edildiğini biliyor. Ama çok daha derin bilgiye veya herhangi bir şeye de sahip değil. Ee, bir ara verelim isterim arkadaşlar. 5 geçe burada olayım. Olur mu? 17.05 sonra sizlerle konuşalım.